Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Yaşam ve Madeni sunar. Geçecek gözlerinden, şiir gibi olacaksın, uçacaksın göklere, uçacaksın göklere, nehirler senin için akacak, çalgılar senin için çalacak. Ama ben gitmiş olacağım, beni bir daha bulamayacaksın. Hoşça kal gülüm, hoşça kal gülüm, sana küskünüm, sana küskünüm, gidişim. O gidişlerden değil, o gidişlerden değil, üzgünüm, üzgünüm. Terk edilmiş bir sandalda tek yürekliyim, emin ol. Bu bomboş denizin ortasında nereye gittiğimin farkında bile değilim. Hoşça kal gülüm, hoşça kal gülüm, sana küskünüm, sana küskünüm, gidişim. O gidişlerden değil, o gidişlerden değil, üzgünüm, üzgünüm. Yanımda götürüyorum, biliyorsun, biliyorsun. Seni seviyorum bebeğim, seni seviyorum, seviyorum. Hoşça kal gülüm, hoşça kal gülüm, sana küskünüm, sana küskünüm, gidişim. O gidişlerden değil, o gidişlerden değil, üzgünüm, üzgünüm. Hoşça kal gülüm, hoşça kal gülüm, sana küskünüm, küskünüm, sana küskünüm, gidişim. O gidişlerden değil, o gidişlerden değil, üzgünüm, üzgünüm, üzgünüm. Bravo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim sizlere de hoş geldiniz diyelim. Ekran başında bizi izleyenlere bundan böyle 15 günde bir Yaşam ve Maden programında beraber olacağız hep beraber. Çok değerli konuklarımı tanıştırmak istiyorum. Tabii Atilla Atasoy'u hepiniz tanıyorsunuzdur. Çok güzel de seslendirdi. Ağzınıza sağlık. Şöyle bir geriye gittim ben de. Çok güzel bir şarkıydı gerçekten. Evet, biraz hepimize böyle dokunuyor. Böyle, evet. Böyle gençliğe gençliğe. Aslında yeni bir şarkı, Müjdat Gezen'in şiiri, İlkim Karaca'nın bestesi, bana denk geldi. İşte son aylarda yaptığımız yeni bir şarkı bu. Hı hı. Ben de hakikaten her söyleşi çok duygulanarak söylüyorum. Evet, ben yüzümüzden çok netti. Burada değildiniz bir ara. Evet, evet. Evet, Profesör Doktor Güven Önal. Hocam hoş geldiniz. Bulduk. Çok güzel seslendirdi kendisi. Evet, evet. Teşekkür ederiz. Selam hocam, hoş geldiniz. Merhaba. Biraz da daha önce yayından önce bir konuştuk ya sizinle. Profesör Doktor Orhan Kural için. Evet. Belki onun anısına tabii ki bu şarkı da onun anısına, bu program da onun anısına, değil mi hocam? Ayrıca evet. Orhan Kural hocamızın da hocası olduğu için çok anlamlı bir buluşma bu. İşte ben de bir çorbada tuzum olabilirse ne mutlu diye düşünenlerdenim. Siz de eski arkadaşısınız rahmetlerin, değil mi? Evet, çok maceralarımız, çok farklı coğrafya ve kültürlerde çok yol arkadaşlığımız oldu. Dolayısıyla çok sarsıldık onun kaybıyla. Ani bir kayıp oldu çünkü. Biraz da dikkatsizliğinden kaynaklandı ama her neyse. Ama ne yapalım, eserleriyle, yaptığı iyi şeylerle, çağın bir Don Kişot'u olarak attığı imzalarla her zaman hatırlanacak. Dolayısıyla hayatta böyle devam ediyor. Evet, siz de hocaların hocası, Orhan hocamızın hocası. Siz nasıl anarsınız? Yani Orhan tabii çok değişik bir insandı yani. Bizim eskiler nevi şahsına münasır derler. Evet. Yani şöyle diyeyim, kendine özgü bir kişilikti ve tabii ki uzun yıllar aşağı yukarı öğrenciliğinden itibaren Orhan'ı tanıma yılları 50 yıla yakın. Yani 50 yıla hatta geçkindir ve her zaman belli bir özelliği olmuştur ve bu programı da zaten biz vakıf olarak en son üniversiteden emekli olduktan sonra ben kendisini vakfın yönetim kuruluna önerdim ve de seçildi. Yani son aşağı yukarı 3-3,5 yıldır vakıf yönetiminde görevliydi. Hı hı. Resimleri de görüyoruz zaten. Tabii ki bu programı onun daha önce bu saatlerde yaptığı bir program vardı. O programın yerine koyduk. Evet. Sırf onun anısı için. Bakalım yani onun yaptığı kadar biz bu işte başarılı olacak mıyız? Hı hı. Göreceğiz, zaman gösterir. Biliyorsunuz maden konusunda birçoğumuzun merakı ve cahilliği de var. Atilla Bey'in bu anlamda çok sorusu varmış hocam size. Bana hocam bana soruları göstermedi dedim, alayım. Hayır dedi, çektik. Çünkü hakikaten maden deyince biliyorsunuz bir böyle hepimizin ürktüğü bir algı var. Dolayısıyla biz tabii ki o kadar maden deyince altın, gümüş filan, aman nedir o? Elmas akla geliyor ya. Ne kadar yanlış bir şey. Halbuki hayatımızdaki birçok kullandığımız, birçok paylaştığımız, yaşadığımız birçok materyal madenden oluşuyor. Dolayısıyla hem bu program o anlamda çok faydası olacak bizi ve halkı bilgilendirmek bakımından, hem de ben hazırladığım sorulara cevap olmuş olacağım. Tabii, ben o zaman böyle zaten sohbete katılacağım ara hocam. Sorularını Atilla Bey'in alalım. Onu çünkü çok merak ettiği algıların biraz daha düzelmesi gerektiği. Yani benim de sorularım var. Girizgah yapmak istersiniz. Ben de yani dediğim bunu açıkladım. Zaten hem Orhan Kural'ı yad etmek, anısını canlı tutmak, hem de bu sizlerin de dediği gibi bugün Türkiye'de yıllardır bir negatif madenler hakkında negatif algı oluşturuluyor. Bu algıyı ne kadar engelleriz? Bu tür programlarla halkı bu konularda aydınlatmayı bir görev sayıyoruz. Yani doğa dostu bir madencilik anlayışı mümkün mü? Madencilik niçin çevre sorunlarıyla birlikte anılıyor? Evet. Daha geniş güzel bir soru. Şöyle diyelim, tabii ki madenlerin ilk kullanıma başlaması ilk insana kadar gidiyor yani. Taş dönemi. Evet, tabii. Devri dediğiniz zaman cilalı taş, o taşları alıyor, tabii, onları yontuyor. Ne bileyim, cilalı taş, arkadan demir devri, bakır devri, bugün atom devri, iletişim devri. Bunlar hep madenler sayesinde oluyor. Tabii, bugün maden dediğiniz zaman tüm kullandığınız her şey yani burada. Tabii, bardağınızdan tutunuz, bizim mikrofonunuz, bardağınız, tabağınız, telefonunuz, televizyonunuz, kameralarınız, aklınıza arabalar, ne gelirse her şey madenlerden oluyor. Evet. Şimdi Türkiye tabii ki Türkiye'de değişik evreler var. Örneğin Osmanlı döneminde Türkiye madenlerine hiç ilgi duymamış. Hep yabancılar işletmiş. Yani bugün Anadolu'da gidin, işte İngiliz ocağı denir, ne bileyim İtalyan ocağı, Fransız ocağı, bunun gibi Alman ocağı. Atatürk, büyük insan, Cumhuriyet kurulduktan sonra Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına önem vermiştir ve İktisat Kongresi'ni topladı İzmir'de ve de koyduğu hedefler vardı. Bir numaralı hedefi şuydu: muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek Türkiye'yi. Yani o günkü gelişmiş ülkelerin düzeyine çıkarmak. Bu hedef için başlangıç noktasını özellikle vurgulamak istiyorum. Önce madenleri millileştirdi, devletleştirdi. Yani yabancıların elindeki bütün madenler alındı. Çok güzel bir hareket. Bu operasyon 1925'te başladı, 5-6 yıl sürdü. Bu bittikten sonra önce maden tetik aramayı, arkadan Eti Bank'ı ve Sümer Bank'ı kurdu. Maden tetik aramaya verdiği görev, madenleri bulup çıkarmak. Yani aramak, bulmak, yer altındaki madeni. Eti Bank'a verilen görev, bu madenleri işletip bunları ham madde haline getirmek, endüstrinin ihtiyacına sunmak. Ki Eti Bank için de bankaydı. Mevduat topla, bu mevduatlarla yatırım yap. Bu madenleri işlet. Evet. Üçüncü Sümer Bank. Sümer Bank'ın görevi de bu ham maddeleri kullanarak sanayi kur, endüstriyi oluştur. Ki bu gelişmiş ülkelerin tam şablon gelişme şeklidir. Önce madenlerini bulmuşlardır. İlk maden okulunu açan ülke neresidir biliyor musun? İngiltere'dir. 1530'larda ilk maden okulunu açmıştır. İlk endüstri devrimini yapan ülkede İngiltere. Evet. O sanayi devriminden sonra yani sanayinin oluşumu önce madenlerden başlıyor. Evet. Türkiye, Atatürk'ün çizdiği yolda 1946'ya kadar gitti. Sonra ne oldu hocam? Sonra 46'da yani 2. Dünya Savaşı sonunda Türkiye bir takım baskılara maruz kaldı. Örneğin o günkü Sovyetler Birliği'nden toprak talepleri dahil. Tarafsız da kaldığı için savaşta, bir blokta da değil. Onun üzerine o günkü galip Batı ülkelerine yanaşmak zorunda kaldı politik olarak. Sorun oldu. Ve de böylece onlara yanaştığı zaman işte şu olay, yani kendini yalnız hissetti ve de onlara yanaştığı zaman bir takım ekonomik yaptırımlar geldi. Şart koşuldu. 46 yılında fazla gelişmedi ama 1950'den itibaren Türkiye, Atatürk'ün çizdiği programdan saptı. Türkiye'ye bir takım şeyler öngörüldü. Dediler ki siz bırakın. Dayatmalar oldu. Biz yapalım mı dediler hocam? Tabii siz önce bir otomotiv endüstrisiyle uğraşın, turizmle uğraşın, bir de tekstille uğraşın. Uçak fabrikasıymış. Ne gerek var? Kapatın, biz size veririz. Biz size satarız. Hiç bunlarla uğraşmayın. Tabii. Sizler gençsiniz. Türkiye'nin 2 tane uçak fabrikası vardı. Böyle, bu Hürkuş uçakları, uçakları imal edip ve uçaklar uçuyordu. Türkiye bunların hepsini kapattı. Yani 50'li yıllardan sonra bütün sanayi girişimlerini durdurdu ve de 50'den itibaren tamamen hele Marshall yardımıyla, örneğin Marshall yardımı Türkiye'ye geldi, 300 milyon dolar Türkiye'nin bütçesinden fazla. Şartlı geldi. Dendi ki bunun 250 milyon dolarını karayollarını harcayacaksın. Karayolu yapacaksın. Bizi madenlerden yeterince uzaklaştırmaya çalıştılar. 50 milyon dolarıyla da istediğini yap ama bize sorarak yap dendi. Ve Türkiye yolundan çıktı, işte tekstil, otomotiv ve turizme yöneldi. Sanayi hamlelerini bıraktı. Ha, negatif halkı nereden geliyor diyor. Bugün Türkiye sanayisinin ham maddesini dışarıdan ithal ediyor. Ya. Ve de buna dünyanın parasını ödüyor. Enerji ham maddesini de dışarıdan ithal ediyor. Ve ekonomik açıdan bakarsanız Türkiye'nin 2020 yılı rakamları daha çıkmadı. 2019'da sırf bu sanayi ham maddelerine ve de enerji ham maddelerine ödediği para 73,3 milyar dolardır. 73 milyar dolar verdi. Düşük bir rakam bu. 2019 rakamı bu. Niye? Çünkü endüstri yavaşladı. Durağanlık var 2019-2020. O zaman ithalat da ona göre azalıyor. Yani arabayı az üretirseniz ona göre arabanın... 75-100 milyar dolar arası bir ithalatımız oluyordu o zaman. Aynen öyle. Bugünkü sanayimizin çalışması, enerjimizin olması için Türkiye'nin yılda minimum 70-75 milyar dolar bir bugünkü durumda yapması lazım. Petrol hariç herhalde. Sanayi tam kapasiteye çıkarsa bu 100 milyar doları bulur. Şimdi bu olay çok çarpıcı bir olay. Ben size sadece hani insanlar karşı çıkıyor, şöyle bir algı var. 2020 yılının bir rakamı var elimde, onu söyleyeyim. 2020 yılında Türkiye 25,3 milyar dolarlık sadece altın ithal etti. Evet evet. Cari açığa çok ciddi dezavantajı vardı. 25,3 milyar dolarlık altın. Niye ithal etti, böyle arttı? Çünkü altın hani güvenli liman olarak kabul ediliyor. İnsanlar altına hücum etti. Talep ettiler. Ekonomik. Pandemiden dolayı. Bir şey sorabilir miyim hocam? Buyurun. Şimdi benim annemin adı Mücevher ya. Ya da bilmiyorsunuz. Adı Mücevher. Cevherlere pek düşkün. Yani bir ara baktım bu cevherler. Yani diyelim ki en değerli maden cevherleri nelerdir mesela? Sanayi şimdi, dışı mı? Sanayi dışı mı soruyorsun? Yani genel soruyorum. Mücevher olarak mı yoksa sanayi? Şimdi bakın. Maden cevherleri şimdi olarak. Şimdi bakın. Bizim baz metal dediklerimiz var. Esas metaller. Evet. Bunlar dünyada neredeyse yani yoğun kullanışları ta yani 2000'li yılların başında başlamış. Endüstri devrimi bunlar sayesinde. 1. Demir çelik. Demir. 2. Bakır. 3. Kurşun. Çinko. 4. 5. Alüminyum. Şimdi bunlar sürekli ihtiyaç olan metaller, endüstrinin ham maddesi. Yani her yerde kullanılan madde. Bu altına, gümüşe ya da işte ne elmasa hücumun. Şimdi onlara bir şey diyoruz. Yani kıymetli metaller. Kıymetli metaller ne var? Altın var, platin var. Platin grubu dediğimiz işte paladyum, osmiyum gibi. Paladyum. Artı gümüş var. Bunlar da kıymetli metaller. Bir de mesela bunlar sanayide de kullanılıyor. Sanayide yani süs eşyası dışında nerelerde kullanılıyor? Ve çok önemliler tabii mutlaka. Şimdi altının %85'i süs eşyası. Ama %15'inin de endüstride çok önemli kullanımı var. Bütün bu entegre devrelerde, yani telefonunuzda, televizyonunuzda ne varsa kullandığınız elektronikte kullanımı var. Bunun dışında platinin birçok böyle katalizör olarak platin grubu mineraller, şeylerin, metallerin endüstride kullanımı var. Dolayısıyla platin ve platin grubunun endüstri kullanımı altına göre çok daha fazla. Gümüş? Gümüşün de birçok yerde daha eskiden, da fazla. Fotoğrafçılıkta, evet. Aklınıza gelen birçok şimdi yeşil yerde, enerjide de efendim, çok yoğun kullanılacak. Yeşil enerjide de değil mi? İşte gümüş. Yani bunların sanayinin endüstriyel kullanışları evet, var ama özellikle altın maalesef ve evet, gümüş mücevher peki, olarak kullanılıyor. Şimdi tabii ki bunlara da biz değerli taşlar diyoruz. Diyoruz evet. Elmas var. Elmas var. Yakut var, zümrüt var. Kesme biçmelerde elmas o hani... elmas kullanılıyor ama sanayide, elmasın yerine örneğin Türkiye'de çok bol bulunan bordan üretilen bor nitrür de kullanılıyor. Hmm. Kesici olarak. Bor dediniz pardon, ikide bir sözünüz kesmiyorum değil mi ben? Yok. Meraklarım çok meraklı. Ben sustum zaten. Buyurun. Buyurun Atilla Bey. Bu özelleştirme şu anda çok var değil mi madencilik sektöründe? Yani mesela bor gibi stratejik madenlerin özelleştirilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz diye bir soru hazırlamıştım. Şimdi bor Türkiye'de özel bir kanun var. Hı hı. Bu özel kanuna göre bor hiçbir şekilde özelleştirilemez. Harika. Ve de devletin tasarrufu altındadır. Ve dolayısıyla da boruyla ilgili zaten bir tek Eti Maden, eskiden Eti Bank'ta. Mesela bu konuda da bir algı vardı normalde. Siz o yüzden sorduğunuzu evet, zannediyorum. Hani bor madenlerini mi satıyoruz diye. O yüzden algı diyoruz ya hocam. Yok onu... hani Amerika mali evet, oluyor evet, falan gibi. Şimdi yani ondan sordunuz değil mi siz? Evet. Yani öyle bir biz öyle biliyoruz. Yok, mesela. Şimdi bakın dünyanın en büyük bor kaynağı rezervleri Türkiye'de. Evet, evet öyle. Yani, %70 değil mi hocam? Türkiye'deki rezervi alın sadece tüm dünyayı birkaç yüzyıl idare eder. Peki bir de yan ürünü var onun. Çıktısı uranyum muydu? Neydi yan ürünü? Yok şimdi yok, yan ürün bor atıklarında tespit edilen lityum. Ha lityum. O da peki, pillerde kullanılan değil mi? Rahatlıkla kullanabiliyor muyuz? Çıkarabiliyor muyuz? Ve birçok dalda kullanabiliyor muyuz? Bir dönem ama şey çıkaramadık değil mi? Şimdi sizin çıkarıyoruz. Bir ara çıkaramadık madenciliğini hocam, gayet iyi yapıyoruz. Ha, yapıyoruz şimdi. Bordan bir takım bor tuzlarını yapıyoruz. Deterjan çıktı. Boratlar vesaire bunları da yapıyoruz. Ama bazı çok mesela bor nitrür yapmıyoruz. Hani o dediğim için sert elmas yerine kullanılan bor nitrürü yapmıyoruz. Neden? Ya şimdi şöyle, bu tabii dünyada 100 yılı aşan bir teknoloji. Bir anda girip de buna o deneyimi, o know-how'u kazanmanız mümkün değil. Zaten bu %100 yani o kesicide %100 bor nitrür de bor belli oranlarda kullanılıyor. Yani bizden bor konsantresi, bor tuzları alan ülkeler bunu kullanıyorlar. Peki başka bir sürü şeyde bor kullanıyor. Sadece tuz değil yani. Mesela çıktısı lityum. Lityum pillerde şimdi kullanılmıyor mu mesela? Lityum şöyle bakın. Şimdi borun killerinde özellikle bu Eskişehir Kırka'daki borun killerinde lityum var. Ara kil tabakalarında. Bu lityumu değerlendirmek için bir pilot tesis kuruldu. Ha, kuruldu değil mi? Evet. Ben, evet, ve duydum çalışmaya onu başladı ama daha pilot tesis. Yani bir deneme aşaması, ne kadar üretilir, nasıl olur? Tabii ki bu büyüyebilir. Şimdi bu işleri yapmak için önce başlamak lazım. Tabii. Ve de Türkiye inanıyorum ki önümüzdeki 5-6 yılda en fazla 10 yılda bir lityum üreticisi haline yani kendi ihtiyacını karşılar. O son bir şey soracağım araya gitmeden sonra Atilla Bey'in soruları da var. O lityumu biz piller, işte, otomotiv her yerde kullanıyoruz değil mi lityum? Lityum bataryalarda kullanılıyor. İşte. Yani evet, çok mühim bir şey diyebilirim ben. Evet. Batarya mesela bilgisayarın bataryasını. Elektrikli otomobil bataryası oluyor mu? Bütün bataryalarda kullanılıyor. Elektrikli otomobil işte bataryasında tabii. Yani Türkiye tabii ki her şeyi yapabilir ama bunu yapması için 3 tane ham madde gerekli. Bir tanesi bilgi. Evet. En önemlisi. İkincisi tecrübe, para, yatırım. Araştırmaya yatırım. Ki ortaya çıksın. Üçüncüsü de teknolojik know-how. Bu üçü olduğu zaman her şeyi yaparız. O zaman devam edeceğiz. Bir araya gidelim. aradan sonra siz de sorularınızı almaya devam ederiz. Güzel bir şarkı da bekleriz tabii bu arada. Peki, tamam. Peki, araya gidiyoruz. Tamam. Aradan sonra devam edeceğiz. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın sunduğu Yaşam ve Maden devam edecek.